Geçen hafta önünüze bakmayın, utanıyorsunuz biliyorum. Fosforlu meral diye bir tag çalışması yapıldı. Ama bu tagın nereden geldiğini, niçin geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Sayın Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı. Ve orada bana fosforlu cevriye dedi. Konyalı iki çok genç üst kurul delegesi bunu tam da kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kastettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. Sayın Bahçeli'nin, 47 doğumlu Sayın Bahçeli'nin, hepimizin geçmişte abi dediğimiz, ailemizi emanet etme konusunda tereddüt, çocuğumuzu, çoluğumuzu emanet konusunda tereddüt etmediğimiz, etmeyeceğimiz Sayın Bahçeli'nin, o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye fosforlu cevriyenin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi tam bir yıl boyunca. Sonra sistem yürümeye başladı. 19 Haziran'da bir kongre yaptık biz. O kongreden sonra benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna, hadi insanlar anlamasın, nesebi gayri sahih dedi. 9 aylık bir erkek çocuğuna. Bunu fahş ettim ben. Birilerinin üstüne yıkıldı. Sonra daha ilginç, Celal Adan isimli, bugün meclis başkan vekili olan İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu, buradaki birçok insanın abisi sayılabilecek bu şahıs döndü hepimize, bana, Koray Aydın'a, Sinan Oğan'a, buradaki herkese nesebi gayri sahih dedi. Yani bizlere ne dedi biliyor musunuz? Sizin analarınız belli, babalarınız belli değil dedi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır? Bu nasıl bir psikolojidir? Ve Metin Ergun mahkemeye verdi. Hakimler o ara el sıkışmışlardı. Sayın Erdoğan'la el sıkışmışlardı ve hakimler beraat verdiler. Bu devam etti. İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren bana Türk filmlerinden, ki Sayın Bahçeli Türk filmlerine çok meraklıdır. Kitap okumaz ama Türk filmlerine çok meraklıdır. Hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı. Mesela bunlardan birisi Kınalı Yapıncak. Son dönemde çok öne çıkan cengaver bir yaşam formu daha var. Bu arkadaş ise sövmenin sinkafın dibine gitti ve bununla Meral Akşener'in şahsında sizlere hakaret ettiklerini, onu üzdüklerini zannettiler. Allah'ım sen ne büyüksün. Beni vesile kılıyorsun. Kereste gibi adamların, kereste gibi yaşam formların, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, şuur altlarının ne kadar pis olduğunu ve her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum. Çoğunun da karısını tanırım.
eşini tanırım. Gelinlerinin yüzüne nasıl baktıklarını merak ediyorum. Çünkü herkesin anasına, babası belli değil, çocuklar doğurmuş iftirası atanların, iğrençliğini yapanların gelinleri var, kızları var, eşleri var. Yahu çok samimi söylüyorum, kız ya da erkek, hiçbir torunumu bu adamların yanına bırakamam, korkarım. Acaba ne yaparlar diye. Dolayısıyla kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz siz ya? Ve Sayın Erdoğan, demin Çinlilerin Türk ve Müslüman kadınların evine koydukları erkekler hakkında ne düşünüyorsun dedim. Şimdi de sana söylüyorum. Devri iktidarında, zora düştüğünde yardım istediğin Meral Akşener'den, hapse girerken kimseler yanında yokken, gece yarısı evinde uyandırılan Meral Akşener'e, damadının televizyonunda kocasını aldattı dendi. Torununa, söylerim burada da söylemiyorum dendi. Bütün arkadaşlarına ve ona nesebi gayri sahih dendi. En son şehitlerin olduğu gün resmi olarak bütün teşkilat mensuplarının resmen katıldığı Fosforlu Meral dendi. Ve senin partinin trolleri, özellikle de başı örtülü resimler olan kadın isimli trolleri buna destek verdi. Bugün ben sana bir şey diyemem. Ama seni önce eşine, sonra kızlarına, sonra gelinlerine ve sonra da bütün kadınlara şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Seni şikayet ediyorum. Madem cumhurbaşkanısın, madem seçildin, eyvallah. Bu ülkedeki her kadının namusu, şerefinin garantisi sensin. Can güvenliğinin garantisi sensin. Garantisi sensin derken neyi kastediyorum? Hakimlerdir, savcılardır, kolluk güçleridir. Ama sen destek verdin, trollerin destek verdi. Allah, hepinizi Allah'a havale ediyorum. Bugün olmazsa ruzu mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle. Sayın Erdoğan, eğer inanıyorsan ki namaz kıldığına şahidim. Bir Müslüman kadına, daha doğrusu bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Ama ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namert. Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bel mi yamanmış, bey mi yamanmış? Buyurun lütfen. Altında Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzası olan İstanbul Sözleşmesi, kadını yaşatmak için atılan önemli bir adımdı. Zihniyeti batasıca bir grup onu da paçavra etme yarışına girdi. Görmezden geldin, bu mu senin mücadelen Sayın Erdoğan? Kadına yönelik şiddetle objektiflerin karşısına geçip kadına şiddet abartılıyor diyerek mi mücadele edeceksin? Ekonomideki zorlukları inkar ettiğin gibi kadına yönelik şiddeti de inkar ederek mi önleyeceksin? Vatandaşı aslında zengin olduğuna, işsizlerimizi de aslında iş beğenmedikleri için ikna ettiğin gibi
Yani öyle sandığın gibi kadına yönelik şiddeti de kadınların aslında dövülmediklerine, tecavüze ve tacize uğramadıklarına, hatta aslında başlarına gelenleri hak ettiklerine ikna ederek mi bitireceksin bu eksik, bu yanlışlıkları, bu mücadeleyi böyle mi edeceksin Sayın Erdoğan? Sana ters bir laf eden için bütün savcıları harekete geçiriyorsun. Failleri iki saat içinde buluyorsun. Ama kadınlara karşı en ağır, en haysiyetsiz saldırılarda ortada yoksun. Böyle mi mücadele edeceksin? Şunu aklına iyice yerleştir. Kadına hakaret etmek, cinsiyetçi paylaşımlar yapmak, kadına yönelik şiddetin provasıdır. Önce bunları durduracaksın. Kadına kim el kaldırırsa, kim dil uzatırsa, ayırt etmeden kaya gibi karşılarında duracaksın. Bu milleti ayırmadan aileni koruduğun gibi koruyacaksın. Yani işini yapacaksın. Sen yapmazsan sandık geldiğinde kadınlar gerekeni yapar. Biz geliriz, biz yaparız. Hak ettikleri gibi mutlu ve huzurlu bir Türkiye'yi kadınlara sunarız.